Artık şu elektrik faturalarını falan görüyorsunuz değil mi? Kaç lira geldi? Geçen ay kaç lira geliyor? Doğalgaz, akaryakıt. Dün bizim e, Ergin Bey 200 liralık şey almış, akaryakıt almış. İbre bile oynamadı diyor yerinden diyor. Dolduramamış bir depoyu. Şimdi arkadaşlar, muhalefete bir önerim var. Türkiye'deki muhalefete. Yani sen sandığın konulmasını istiyor musun kardeşim muhalefet olarak Türkiye'de? Al sana bir öneri. Açın bakalım tabloyu. Şimdi arkadaşlar, şu anda ben dahil 19 milletvekilinin milletvekilliği düştü. Biliyor musunuz bunu? İçinde bakan olanlar var, içinde vefat edenler var, içinde benim gibi belediye başkanı seçildiği için düşenler var. Şu anda 19 tane seçim bölgeleri de burada. Milletvekili için bugün ara seçim olsa 21 milyon Küsür kişi 2019 rakamlarıyla 21 milyon. E bir 11 tane de kahraman çıksa ben bu ülkenin bu gidişinden memnun değilim diye muhalefetten. 11 kahraman cesur koltuk benim için önemli değil milletin menfaatlerini öne koyuyorum diyen 11 milletvekili çıksa ki orada da önerilerim var. Ankara birinci bölgeye İzmir'den iki tane bölge Aydın, Muğla, Tekirdağ diye devam ediyor. E orada da toplam 11 milyon 455 bin seçmen var. E bizim milletvekili seçim kanunu 7. maddesi diyor ki seçimin üzerine 30 ay geçmişse diyor. Öbür seçime de diyor bir yıldan daha fazla süre kalmışsa ki diyor 30 ay geçti. Öbür seçime de bir yıldan daha genel seçime bir yıldan daha uzun bir süre var. Bu durumda diyor 30'a ulaşırsa üye tam sayısının %5'ine 90 gün içinde diyor ara seçim yapılmak zorunda. Alın size ara seçim. Arkadaşlar burada yaklaşık güncel rakamlara göre 35 milyon seçmen oy kullanacak bu tabloda. 35 milyon seçmen Türkiye seçmeninin yüzde 56 buçuğuna tekabül ediyor. Hadi bakalım bu 11 cesur arkadaşımız çıksın. Muhalefet samimi ise bu 11 arkadaşımız iktidardan da olabilir muhalefetten de istifasını etsin. Bakalım Sayın Erdoğan sandığı koyuyor mu koymuyor mu? Mecbur koyacak. Tıpış tıpış koyacak. Anayasa bunu emrediyor. O yüzden ben diyorum ki muhalefet eğer samimi ise Muhalefet samimiyse tüm muhalefete söylüyorum. Şunu yapsınlar arkadaşlar. Şunu yapsınlar artık bu ülkede bir güven tazelensin. Bunu yapsınlar. Bakalım gidelim halkımıza soralım. Bakalım bu son elektrik doğal zamlarına vatandaşımız ne diyor? Yani makul mü buluyor? Bir görelim. Görelim bakalım. Girdileri dört kat artan köylümüz bu seçimlerde ne diyecek sandıkta? Hükümetten memnun mu değil mi? Halkımız İsrail'le, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Mısır'la ve Suudlarla yeniden barışmamızı, Amerika ile ilişkilerimizi nasıl değerlendiriyor? Bence halkımıza bir soralım. Silah yapmadan, kepek kapatan esnaf sandıkta ne ses verecek? Bunu bir dinleyelim bence. O yüzden 11 tane cesur, vatansever, milletin menfaatlerini kendi menfaatlerinin önüne koyan 11 tane cesur milletvekili bekliyor. Sayın Erdoğan bu tabloyu gördükten sonra zaten ara seçim değil genel seçime ülkeyi götürmek zorunda kalacak. Yüzde elli sandık başına gittiği. O yüzden bu çağrım muhalefete. Muhalefet erken seçim konusunda samimiyse. Ben bu ülkeyi düze çıkartırım diyorsa, bu iktidarı sandıkta yenerim diyorsa şu hamleyi yapmaktan çekinmeyecek. 11 arkadaş da tarihe altın harflerle geçecektir eminim buna. Hesap yanlış değil hesap doğru. Arkadaşlar ara seçime gidelim yüzde elli gitsin daha büyük anket mi olur? Hatice Hanım söylediklerinde bir yanlış var mı? Milletvekili kanunu 18 7, 7, Kamuran Bey hukukçu o yüzden inşaat konuşmuyoruz hukuk konuşuyoruz burada. Yani arkadaşlar alın milletvekili seçim kanunu inceleyin. Üstelik ben size demedim ki bunu. Ben bunu muhalefete seslendim burada. Niye muhalefette benim arama giriyorsunuz? Ha, şey, Son zamanlarda biraz gündemdeyiz ya. Sizin troller saldırıyor bana. Biri Cumhurbaşkanı adayımız sen ol demiş. Diploması yok bunun diyorlar. Alın size diploma. Al. Al. Hem de dört yıllık. Yazıyor vallahi. Vallahi diplomasını gö gösteremeyenler utansın. Ben gösteriyorum bak. Duruyor burada. Aslanlar gibi Ankara okul. 1996 mezunuyum. Diploma tartışmasına gerek yok yani benimle ilgili. Vallahi şimdi onlara bir nasıl kaydığımı bir gösterim. Yani o büyük elçilere diyorum. Bir kayarım şimdi onlara. Bu mikrofondan kaydırtma bana. Ben kaymayı beceremiyorum. Ama lafla güzel kayıyorum. Sen şu Amerikan büyük bir kaysana madem bir nasıl kayıyorsun. Var mı sende o cesaret? Şimdi çocuklar kulaklarını kapatırsa ben bir kayayım isterseniz mikrofonda. Biz kaymaktan bahsediyoruz. Hedef yahu bunun neresinde? Yani özel idare ediyoruz. Hem paran yok hem elin kocaman. edep yahu diyorsunuz. Yani cız diye bir ses çıkıyor da. Alerjisi olanlar olabilir diye. Enerji zam mı? Enerji zam mı diyorsunuz? Ya ne kadar elektrik zam geldiğini, akaryakıda zam geldiğini, ee, doğalgaza zam geldiğini sizler görmüyor musunuz? Faturalarınıza yansımadı mı henüz? Arkadaşlar herkesin faturası en az iki kat kabarık halde geliyor şu anda. Gariban insanlar soğuktan donarak Türkiye'de ölüyor. Siz akaryakıta insafsız ya yüzde yüz zam yapacaksınız hükümet olarak. Ondan sonra biz burada buna paralel olarak dörtte bir oranında güncellediğimiz zaman ortalığı ayağa kaldıracaksınız. Peki şu soruyu soruyorum. Grubunuz adına şimdiye kadar söz alıp niye elektrik zamlarını, akaryakıt zamlarını, yeniden değerleme oranlarındaki zamları, doğalgaz zamlarını hiç eleştirmediniz? Bak ben burada belediye başkanı olur şey belediye başkanı olarak oturuyorum. iktidarı da eleştiriyorum, muhalefet de eleştiriyorum. Ama bendeki samimiyetin yarısı sizde yok. Çok üzülüyorum. Yani tamam çuvaldızı bize batırın ama iğnenin ucunu da bir kendinize batırın arkadaşlar. Yani akaryakıt bu yarın işte Ahmet Bey'in hesabına göre 15.3 olacak. Ahmet Bey'in de bu konularda hata yapmayacağını düşünüyorum. E, çünkü bugüne kadar yapmadı hesaplar konusunda. 15.3 Şimdi elektrik konusunda. Arkadaş, elektrikte dışa bağımlıyız, dışa bağımlıyız. Ya 20 yıldır ne yaptınız? Mensubu bulunduğunuz parti tek başına iktidardı. Karışan yoktu, işine bozabilen yoktu. 20 yıl boyunca sen niye güneş enerjisine, efendim rüzgar enerjisine yatırım yapmadın? Almanya'nın toplam enerji kullanımının yarısından fazlası ki güneşi bizden az olan bir ülkeden bahsediyoruz, bir kuzey ülkesinden, yarısını doğal kaynaklarla karşılarken siz bu konuda teşvik vermek yerine aldığınız doğal gazla yandaş iş adamlarına elektrik ürettirdiniz, sadece yandaş iş adamlarını zengin ettiniz. Şimdi diyorsunuz ki kusura bakmayın enerjide dışa bağımlıyız. E bulduğumuz doğal gaz ne oldu bizim? Bir sürü rezerv bulmuştuk. Bulduk hala yükseliyor. Bulduysan çıkartıp getireceksin. O gelince de ucuz ucuzacağını falan düşünmüyorum. Dolayısıyla hükümet iğneden ipliğe bu topluma giydirecek. Kusura bakmayın daha hafif tabir bulamıyorum. Artık insanlar şurasına geldi. Yapmayın. Biz burada senede bir sefer alacağımız bir ücretle ilgili konuşuyoruz. İkincisi, Bülent Bey, ben diğer belediye başkanlarından farklıyım. Bir, ben bütün birimlerin gelirine giderine hakimim. Bunu sana arkadaşlarım gelir olarak veremezler. Yani imar müdürlüğünün şu harçtan ne kadar gelir elde ettiğini bir ben bilirim bir imar müdürü bilir. Naim Bey ödemeleri bilir ama veteriner işlerinin şu hizmetinden dolayı ne kadar geliri var gideri var bunu bilemez. Çünkü cep başkan diye bir uygulama var. Belediyenin bütün kayıtları sadece bana açık. Bilgi işlemde dahil. Kişisel verileri koruma kanunu gereğince sana açık değil. Dolayısıyla hangi geliri sorarsan sor ben sana iki saat içerisinde en geç cevap verebilecek durumdayım. Yüzde da ilk 20 saniye içerisinde cevap veririm. Haftanın 7 günü çalışıyorum arkadaşlar. 7 günü çalışıyorum. Cumartesi ve pazar günleri çalışıyorum. Bakın burada geçen hafta bir karar aldık. Evet oyu kullanamadınız. Yok komisyona sevk edelim. Arkadan da yok biz daha yüksek söyleyecektik falan. Ya yalan söylemeyin. Yalan söylemeyin. Düzce Belediyesi, Düzce Belediyesi şu yardımın yarısını yapsın bakalım yoksullara. Hani yoksuldan yanaydık? Hani yoksulda? Tamam Kütahya Belediyesi, tamam Karabük Belediyesi, tamam Bartın Belediyesi, tamam Zonguldak Belediyesi. Hangi belediye yapmış? Hangi belediye yapmış? Bizim yaptığımız. Bak şu ana kadar, şu ana kadar arkadaşlar 160 başvuru mu sonuçlandırıldı dediniz? Bir dakika. Neyi tartışacaktık? İnsanlar aç dedim, donacaklar dedim. Dondu bak Isparta'da birisi. Bak o süre içerisinde, o süre içerisinde 164 ailenin mağduriyetine son verildi. Akli dengesi bozuk, ondan dolayı niye öldüğü belli değil demiş. Açıklamaya bak. Uğur Bey, 3 gün önce Bolu'da kendi bir asan kardeşimiz oldu biliyor musun niye aslında? Evet onu anlattıracağım şimdi müsaade ederseniz. Bakın zaman kazandık 164'müş sonuçlandırılan başvuru. Arkadaş yani düzce Isparta Belediyesi olmasa düzce belediyesinin ne kadar başarısız olduğu ortaya çıkacak. Allah'tan Isparta var. Düzce Belediye Başkanı'nın en büyük şansı kendisinden daha beceriksiz olan Isparta Belediye Başkanı. Isparta geçen dönem geçen dönem MHP'li bir belediye başkanı tarafından yönetiliyordu. Ve Türkiye'nin en ucuz suyunu kullanıyordu Isparta. Su 1 liraydı Isparta'da. Ben bunu hep seçimlerde anlattım. Şimdi Isparta'daki su fiyatlarına bir bakıverin bakalım. 5.7 liraya çıkartmış. %570 zam gelmiş.